Selamun aleyküm. Hayırlı geceler diliyorum sevgili dostlar. Ankara'da buz gibi bir Ankara havası var. Ben de sahuru bekliyorum. Sahuru beklerken sizlere bir video çekmek istedim. Esasında birkaç tane video çekeceğim. Bunları da değişik amaçlarla kullanacağım. Esasında bugün bir video çekmeye başladım. Kümesin önünde kuşları çıkardım. Ve kuşların davranışları, kuşların durumları, kuşların, efendim bizim beslediğimiz kuşların kırıldığında, yani kırma kuş elde ettiğimizde neler olduğundan bahsettim. Bir 10 dakikalık falan bir video oldu. Şu anda elimde geçen seneden kalma, yani daha doğrusu kışın aldığım yavrulardan yavru yok. Tek bir tane yavru kaldı. Bu sene kış çok sert geçti. Onun için de sevgili arkadaşlar, sağ olsun Gökhan kardeşim bir çift kuş gönderdi. O kuşları da benim kuşların arasına kattım. Şimdi Adem kardeşten iki tane daha kuş gelecek. Toplamda 5 tane kuşu kaldırmayı düşünüyorum. Rifat kardeşimle görüşmedim. Belki Rifat kardeşle görüşüp Gökdoğanlardan veya Araplardan da bir çift alıp yavrulardan bunların arasında kaldırmayı düşünüyorum. Bu ara çünkü elimde çok yavru yok. Onun için kuşları tamamında eşe atıp durumlarını incelemeye çalışıyorum. Evet, dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bunlardan nasıl havaya kaldırılıyor kuşlar? Kuşlar havada nasıl hareketler yapıyor? Bunu genç arkadaşlara faydası olması açısından zaman içine yayarak bir video haline getireceğim. Yaklaşık bir 35-40 dakikalık bir video haline getireceğim. Bu konuşma da onun girizgahı olacak inşallah. İlk önce ekleyeceğim onları ve amaç hasıl olması açısından arkadaşlarımıza destek olması, arkadaşlarımıza bilgi vermesi açısından kuş nasıl kümesten çıkarılır, nasıl adapte edilir, ne yapılır bunlarla ilgili ufak tefek bilgiler vereceğim inşallah. Ta ki genç arkadaşlarımız belki faydalanır. Çünkü benim her söylediğimi veya tarzımı doğru bulmayan çok sayıda usta kuşçu var. Usta seyis var. Mesela en son yayınladığım videonun altına bir kardeşimiz çok güzel yorumlar yazmış. İşte kuşun taban taklasıyla, bağlamasıyla ilgili perdahtan bahsetmiş. Tabii ki hak vermemek mümkün değil. Perdah kuşta çok önemli. Yani biz ona kuşun tabanının sağlam olması diyoruz. Kuşun yere inerken mutlaka takla vurarak, ama yani perdahlı takla vurarak kendini yukarıya doğru alıp, bazısı aşağıdan yukarıya tartar, vura 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 iner. Kimisi oyuna girer, yukarıdan sonra efendim gitmez, belini kıvırır, vura vura harmanlaya harmanlaya iner. Yani kuşların inme tarzları da birbirinden farklı. Bütün kuşların kendine göre bir tarzı vardır. Onu ancak seyisi bilir, onu ancak yetiştiren bilir. Onun için de sevgili arkadaşlar, bir kuş illa öbür kuş gibi hareket edecek diye bir kaide yok. Öbür taraftan bazı arkadaşlarımız kendi kuşunu tanımlıyor ve bütün kuşlar böyle inmeli, bu kuş inişi böyle olur gibi bir zorlamaya gidiyor. Bu doğru değil. Yani bu yeknesatlığa gider. Yani üniforma giydirip herkesin aynı tarz davranmasını istemeye benzer. Bunu çokça zamanda yaptılar. Başarılı olamadılar. Siyaseten de başarılı olamadılar.
Hayvan yetiştirincinde de başarılı olması mümkün değil böyle bir tarzın. Ancak ve ancak birbirimize saygı duyarak karşımızdakini ikna etmeye çalışarak başarılı olabiliriz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu video serisinde sizlere çok detaylı kuşlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bugün bu videonun devamında çekeceğim videolarda da yine önemli hususlara, kendimce tabii önemli hususlara değineceğim ve bunları zaman içinde sıralı olarak tekrardan yayınlayacağım. Şimdilik bu video bu kısmın için son veriyorum. İnşallah arkasında bunun görüntüler gelecek. O görüntülerle bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Tabii görüntülerin içinde de sürekli konuşuyorum, bir şeyler anlatıyorum. Umarım gençlere yol göstermesi açısından da faydalı oluyordur. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Sevgili arkadaşlar, ezan okunuyor. Ezanın bitmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün takkalları, elimdeki takkalları dışarı çıkardım. Yani takkalı grubu azmış gibi bize sevgili Gökhan kardeşim bir çift çok güzel takkalı gönderdi uçurmam için. Onları da alıştırmak için dışarı çıkarttım. Hem buraları tanıyorlar. Hem de efendim 3 gün karantinada kaldı kuşlar. Ayaklarına pembe boncuklar taktım. Biri şu, biri de şu. Beyazın solundaki iki tane boz dumanlı takkalı. Ama bunlar takkalı grubundan değil. Çünkü bunların babası takkalı ama anneleri düz. Çifte çift takkalı vermişler. Gökhan kardeşim de sağ olsun bana gönderdi. Uçurayım da bir izleyeyim diye. Ama yani çok hoşuma gitti kuşlar. Yani şey değil. Gayet güzel kuşlar. Güzel sağlam yavru almış. Bakın şu bizim seyis, bunların seyisi olan dişi kuş. Öbürü de evet şu öndeki dumanlı olan kuş da seyis kuş. Bunlar yavruların içinde duruyor. İkisi de dişi. Bunlar ben genelde bunları atmıyorum. Çünkü bunlar ikisi de kırık kuş. Yani benim kendi kuşlarımla dışarıdan gelen bir kuşu kırdım. İkisi de güzel oynadılar. Şeylerde seslerinde çok hafif bir kırıklık var. O hoşuma gitmedi. Öyle olunca evet şu dumanlı bakın açık renkli dumanlıyla şuradaki boz dumanlı bu sene şu benim kuşların yavrusu şu. Evet bunu da inşallah Gökhan'ın kuşlarla birlikte havaya vereceğim.
umut varım bundan. Efendim. Geçen gün ilk defa çıktığında tezitti. İki gün dışarıda kaldı. Ne zaman? İki gün değil, bir gece. Ertesi gün akşam üzeri. Artık ümidimi kesmiştim yani. Bir de göremiyordu neredeydiyse. Geliyordu bir, görünüyordu, kayboluyordu. Bir daha uçarken de görmüyordum. Sonra kendi kendine, hiç kuş yok kendi yerde. Gelmiş, baktım. Hedefte beni bekliyor. Bakın o sesin kırıklığı duyuyorsunuz. O şeyin, normalde bizim kuşların sesleri bu şekilde değildir. Bu daha şey olmuş çünkü yattı. Yatınca kuşun kanatları biliyorsunuz biraz şey yapar. Bakın şunu hafifçe hareketlendireyim. Normalde 2-3 gündür uçuruyorum bunları. Yani yine seyislik yapsınlar diye havaya verdim. Bir 5-10 dakika uçuyorlar. Yakında çoğaltırlar uçum süresini. Bakın bunlar normal bizim kuşların kanat sesi işte. Olması gereken. Şu bizim büyük takkalı dişi. Onun boynu döndü. Geçen sene ben kontrolsüz bir sonbaharda kontrolsüz kuş girişi yaptım Kumos'a. Öyle olunca bir hastalık girdi. Çok boynu döndü. Bakın çok kedi var burada. Çünkü eşim kedileri besliyor. Herhalde bana kalıyor eşimin. Ondan sonra. Gerçi karınları çok olduğundan çok saldırmıyor ama yine tabii sonuçta fıtratları icabı. Tehlikeli hayvanlar kediler. Bakın. İşte bakın. Bu sesin kırıklığını görüyorsunuz. Bak bu Göker'in gönderdiği kuş. Kanatlarının sesinin gevrekliğini ve güzelliğini görüyorsunuz. Daha havaya kalkmadı. Ama adapte oluyorlar. Yani biliyorsunuz yavrular zorlamadan işte 3-4 gün bu şekilde bakın. Öbürü de dışarıda kalan kuş. Bak işte bu kuş kırık. Yani tipi çok güzel ama yani bunu versen birisine yani damızlık diye kanadını kesip hainlik yapsan benim kendi kuşlarımı bozar. Şunun güzelliğine bakın. Bunun anası şeydi, boz dumanlı benikli takkalıydı. Bizim kuşumuzdu. Babası ise göktü. Çok güzel bir göktü. Gök kırgan attı. Bundan 4 tane yavru aldım. 2 tanesini, birisini bir arkadaşımıza hediye gönderdim. Diyarbakır Bismillah. Bir tanesini bir arkadaşıma uçursun diye verdim. İki tanesini de ben uçurmuştum. Onu gönderdiklerim erkekti. Çünkü erkekler çok tehlikelidir. Farkında olmasınız şey yapar. Efendim dişilerden biriyle eşleşir. Hayatınız kayar. Ben çünkü salma şeklinde değil de daha çok böyle özgür bırakıyorum onları. Şuradan da korkuyorum. Evet, kanadı kesik olduğu halde duyuyorsunuz kanat seslerini. Yani esasında bu sesleri bu şekilde olması lazım. Hadi güzel, o taraftan gidin. Şuradan, bakın bu benim yavru. Tarzı, kanat sesi, vuruşu, yani şey, olması gereken. Bu videoları çekmemdeki zaten gayede sevgili arkadaşlar. Birazcık olması gereken olan efendim bizim kanalla alakalı bizim kuşlar yani bizim kuşların tarzları nelerdir. Bakın şimdi size şurayı göstereyim. Bunları buraya attım. Görüyorsunuz. Çok farklı.
Bakın. Şu bizim işte sarı boncuklu erkek. Aşağıdaki. Bu da kırmızı boncuklu dişi. Bunlar eşleştiler. Şimdi arkadaşımızın birisi diyor ki sarı boncuk takarsan diyor sarı boncuklu olur diyor. Yani bunların ayağındaki boncuğun rengi çok önemli değil. Bizim kanala verdiğimiz isim bu. Yani yani sarı boncuk takınca sarı boncuklu oluyormuş. Sarı boncuktan daha iyileri de kendilerinde mevcutmuş. Mübarek olsun. Güle güle beslesinler. Allah razı olsun onlardan. Sadece belki yanlış tanımlama yaptık. Ta baştan boncukla tanımladık. Sarı boncuklular, kırmızı boncuklular, yeşil boncuklular, mavi boncuklular falan derken takıldı kaldı o isimler. Fakat onlar hepsi ayrı ayrı kanallardır. Yani şu dumanlı kırma, şu anda seyis olarak şey yaptığım kuş, şuradaki tam ortadaki şu anda çok güzel oynadı. Yani tek sıkıntısı sesinin kırık olmasıydı. Onun haricinde yani bayağı güzel performans gösteriyordu burada. Fakat tutmadığı aşikar. Çünkü sevgili arkadaşlar, bir kuşun sesi kırıksa yani bir tanesini değil o eşlemeden çıkan. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Baba öyle bir sesi vardı babanın. Yani makinalı tüfek gibiydi baba. Bir metreye kadar kalıp burada çok güzel oynadı. Bir arkadaşım kuşuydu. Buraya geldi de. Ben de epey seyrettim. Kısa gidiyordu. 20-25 metre. Ben de beğendim kuşu. Dedim ki bunu dedim bizim kuşlara bir girelim. Bir bakalım. Bir şey çıkacak mı? Sonuçta. Girdim. Tabii kuşlar bizim kuşlar kırdığında acayip yavru vermeye başlar. Yani makinalı tüfek gibi ondan sonra yavru. Peşi peşine yavru 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 bakın. Şimdi kedi de burada duruyor. Yani olacak şey değil. Bir kuşçunun hadi git oradan. Kız şey yapmıyor ki gitmiyor oradan. Yani çünkü bakın öbürü orada yatıyor. Ondan sonra. Yani olacak şey değil. Bir tanesi şu yukarıdaydı demin. Yani bunlar hep bizim hatunun beslediği kere olacak bizden de kaçmıyorlar artık. Allah'tan saldırma gibi kötü huyları yok ama kesin punduna getirirlerse bizim kuşları yerler. Yani çünkü bunun fıtratında var avcılık. Burası yani iki tane sesli kuş, dişisi de çok güzeldi, çok sesli kuştu. İki tane sesli kuştan böyle sessiz bir şey çıktı. Ve tahmin ediyorum yani uyuşmadı yani biz öyle deriz yani. Ara sıra deneme yaparız mutlaka. Çünkü kanın devam etmesi için, tazelenmesi için mutlaka araya kuş katmak gerekir. Denemek gerekir. Ama şunu gördük. Kattığın kuşun soyu temizse, yani girdiği kümesindeki kuşun eksiğini kapatıyorsa, ki onlar da hep eski kanallarda olur. Zamanda bir tane kısaslılarla kırdık bizim kuşları. Ve gerçekten çok güzel oynayan kuşlar çıktı. Yani şimdi niye? Kısaslı dediğiniz soy çok eski bir soy. Yani çok bilindik bir soy. Kuşlar güzel yani. Bunlarla gerçekten uydu. Yani dolayısıyla devam ettirdik mi? Yine ettirmedik. Yani çünkü şimdi şuna dikkat etmek gerekir. Kuşları tabii deneyeceksiniz. Bakacaksınız. Fakat sonra
mutlaka o kuşları efendim özünü muhafaza edeceksiniz. Oldu, görüşmek üzere. Kediler beni rahatsız etti. Evet, selamünaleyküm sevgili dostlar. Benim ateş çukuru kuşların efendim hemen yanında. Dün bunu yaktım. Epey etrafında oturduk. İyi oldu. Şimdi bugün sevgili dostlar size kuşların, şimdi geçen gün göstermiştim. İlk defa efendim çıkan yavruların çıkarıp efendim bir havalandırılması. Bakınız, kapıyı açtım. Yani zaten bunlar, bu iç kapılar kapalıydı. Onun için de şeydir. Şimdi burada dışarı efendim özlemişlerdir zaten. Özellikle eke olanlar. Ama hiç şeyi yok. Efendim hareket yok. Sabretmek lazım. Çünkü bunlar yeni yavru. Hiç havaya kalkmadı burada. Bir tanesi kalktı. Ondan sonra biraz şöyle hem sohbet edelim hem de onları bir bekleyelim bakalım. Oh, özür dilerim. Evet, şu onlara dönük olarak oturayım. Evet. Kuşçuluk sabır işi. Onları özellikle ilk çıkardığınız vakit, yani yuvadan ilk çıkardığınız vakit ürkütmemek, korkutmamak gerekir. Yoksa bir kere tezitirlerse efendim yuvadan kovalayarak çıkarırsak onlar yuvayı huzur mekanı olmaktan efendim içinden kovalanan yer olarak algılarlarsa her seferinde oraya girerken sıkıntı yaşarlar. Bir defa yuvaya onların sahip çıkması ve orada mutlu olması, huzurlu olması gerekir. Ve gördüğünüz gibi zaten huzurlu oldukları için de, havalar olduğu için orası. Çünkü ben orayı açalı bayağı 2 saatten fazla oldu. Şu kapıları açalı. Açınca tabii onlar dışarı çıkıp tünediler. Orası da telli kısım. Huzurları yerinde. Yani pek böyle bir çıkalım modunda değiller. Evet. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bu videonun evvelinde bir girizgah çektim. Oraya bir önceki videoyu, bu videoyu ilave edeceğim inşallah. Bir aksilik olmazsa. Ondan sonra da hazır efendim çekime başlamışken bir tane uzunca bir video, sohbet videosu çektim siz için, sizin için. Epey enteresan konulara dokundum. Biraz böyle sert bir video oldu. Her zamanki video tarzından ziyade biraz daha sert oldu. Onun için inşallah birilerini kızdırmayız, gücendirmeyiz. Öyleyse de yapacak bir şey yok. Evet, ama şey yok. Neyse, ben şimdi kapatayım bunu. Biraz sonra tekrar açayım. Geç kaldık birazcık. Çıkışlarını çekmiştim. Birden büyükler, ben bir şeye kadar gitmiştim. Seyis kuşlar fırlayıp çıkınca öbürleri de fırladı. Şu anda bakınız, şimdi seyisler kanatlarını ısıtıyorlar. İnşallah esasında bunlar çok, özellikle dişi, şu boz dumanlı dişi çok tembeldi. Yani şeyde halen tembelliğini atmadı. Yani bir kuş fıtrat olarak yavruluğunda neyse büyüyünce de onu değiştirmiyor. Yani bak, konmak için, öbürü uçmaya efendim hevesli.
o konmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Esasında bir de onun ben farkına varmamışım. O eşleşmiş yani öbür kümesteki benim kuşlardan bir tanesiyle. Tabii onu çıkarınca o halen o şeyi arıyor. Yuvasını arıyor. Yani tekrar şey yapmak istiyor. Bak yine geliyorum. Öbüründe. Bu arada bakın yavruların biri şeyde yukarıda. Havalandırmanın üzerine konmuş durumda. O havalandırma da biraz tembel. O biraz az dönüyor. Allah'tan o da onun üstünde. O Gökhan kardeşimin takkallardan bir tanesi. Yavrulardan bir tanesi. Öbürü de onun hemen yanında duruyor. Şu aşağıda benim bozdumanlılar duruyor. Geçen senenin yavrusu. Hiç uçmadı şu yanda. Onu da çıkarttım. Düşündüm. Onu da dedim bunların yanına şey yapayım. Bakarsın uçar yavrularla beraber. Ve burada değil ama. Bak. Evet geldik kümesin önüne. Yani bakın beğenmediğim sessiz dediğim kuşum işte yani bazıları şey yapar bakın hemen henüz şey yapmadı uçuma vermediği için hemen yuvanın önüne gitti bakın. Şimdi öbürü de eşinin olduğu hemen dedim ya o oraya onun şeyi biraz da ondan kaynaklı. Eşinin olduğu yuvaya çünkü büyük ihtimalle yumurtlayacak da yuva kızdırıyordu. Onu hemen farkına vardım. Ayırdım. Çünkü sonuçta kırma kuş. Bu kuşları havaya kaldırsın, şey yapsın. Ondan sonra onları göndereceğim. Bu seyisleri. Şöyle bir avantaj sağlıyor bana bu tür kuşlar. Eğer efendim kuşlar dışarıda kalırsa hiç böyle şey yapmadan onları dışarıda bırakıp seyisleri gidebiliyorsun. Hani burada çok kedi var çünkü. Bu güzel oynadı geçen sene. Bunun şeyi iyiydi. Esasında bir de bu arada bunu da denemiş olacağım. Bakayım bu seneki durumu nasıl. Yani mesela sesi çok azdı. Bakın şimdi bir sefer yaptık. Ufaktan dokundu. Sesi gayet de iyi geldi. İlginç. Yani belki bu sene uçurduğumda çok da şey yapabilir. Bakalım. Bir kardeşimiz sormuş. Neden çok suluk var hocam kümeste diye. Ya çünkü ben çok korkuyorum. Bir kere bir 7-8 sene kuşumu telef ettim susuzluktan. Çok vicdan azabı çektim. Yani hani başka şeyden olsa neyse de susuzluktan telef etmek çok kötü. Yani susuzluk onun için çok aşırı suluk kullanırım. Yani çok su vardır. Hatta yedekte bakın burada bir tane yedek hemen vardır. Su yoktur onun içinde ama şey vardır. Bakın şurada bir tane vardır. Sularını çok sık değiştiririm. Sularına sirke koyarım. Bazen kendi yaptığım elma sirkeleri var. Onlardan koyarım. Bu aradan da şey koyarım. Üzüm sirkesi koyarım. Ve bakın o dişi kuş hepsini oraya topluyor. Yani halbuki tamam anlıyorum şu da onlardan da. Yani öbürlerinin hiç alakası yok. Onlar da o kapının önüne nöbetçi yaptı yani. Yaramaz. Seyisin olmazsa olmazı bakın. Kediyi görüyorsunuz. Allah'ım yarabbim. Şimdi olmazsa olmazı. Hadi gelme bu tarafa. Git. Bu da burada çok kedi olunca bu sefer. Hadi pis pis. Hadi git. Git. Git hadi git git git. Git bahçeden hadi. Git. Evet. Karşı bahçeye geçti.
Yani öbür burası kedi cenneti olunca onlar da tabii çok şey yaptılar. Yani buraya yer ettiler. Bunlar yeni yavru. İşte bunları çok fazla şeyde tutmak lazım. Çatıda tutmak lazım. Etrafı görsünler diye. Vay! Benim dumanlayan ne olmuş ya? İki tane kanat çırptı diye. Performans mı gösterecek? Gideceğini anladın herhalde. Bir oyun göstereyim de kalayım. Burası rahat diye düşünüyorsun gibi. Ben hayret ettim şimdi bak. İki kanat çırpmakla bu. Ama tabii bakın şey idmaz nasıl soruyor. Uçtuğu 5 dakika. Gel. Gel de bir kere abi hadi. Bütün işi bozan bu dişi işte. Çok tembel. Hadi. Geçin şu hedefin olduğu yere geçin. Hadi. Hadi. Hedefin oraya gidin. Dün çıkaramadım. Dün bir şey vardı. Köye gitmem gerekiyordu. Köyde bir rahmetli eniştemin mevlütü vardı. Köye gidince biraz erken gideyim de eşi dostu göreyim dedim. Onun için de kuşları kapadım. Aferin. İşte bu hareketler güzel. Evet. İşte yavrular bunu yapması lazım arkadaşlar. Yani bakın o çatıda biraz durması lazım. Etrafı görmesi lazım. Çünkü bir iki gün sonra onları kaldıracağım. Yani onlar kalkınca efendim tekrar bu kaybolduklarında gelip bu kümesin üstüne konulmaları lazım. Yani bu bir efendim ufak eğitim. Evet. Öbürleri sıkıntılı. Bakın yani ikisi de dişi. Erkekler burada ötüyor. Erkekler var burada. Hemen yumurta mevsimi tabii. Şu geçen senenin yavrusu hiç uçmadı. Güzel bir yavru. Bunun kanadında bir şey vardı. Tutukluk vardı. Bir şey vardı. Ben de onu şey yapmadım. Sonra kanat kuyruk değiştirince yenice farkına vardım ki saz gibi olmuş. Bir de dişi kızmış. Bakın halen de kanadında bir şey var. Aferin. Yavruları görüyorsunuz. İşte bu. Kendi kendine hiç ben müdahale etmeden oradan oraya uçuyor. Oradan oraya uçuyor. Yere geliyor. İşte bu burayı öğreniyor. Evet. Şimdi hedefin mühim olan hedefi tanıyabilmeleri. Hedefe odaklanabilmeleri. Şimdi hedefte tuz var. Bakın şunun ayağının altındakiler dumanlı dişin ayağının altındakiler kerpiç parçaları. Biliyorsunuz kerpiç yapılırken samanla, samanın irisiyle daha doğrusu tuz ve çorak toprak karıştırılarak yapılır. Dolayısıyla yıllarca evin üzerinde kalınca o iyice o tuz onun içine iyice girer. Onlardan bir parça eski evlerden bir poşete koyup getirirseniz otomatik olarak o tuz ihtiyacını da oradan karşılarlar doğal olarak mineral ihtiyacını. Onlarda mineral şeyleri var. Onları da oraya koydum ki küçük bu poşetlerde satılan minerallerden. Bakın çatıya inip çıkmayı öğreniyorlar kendine. Bakın ben bir şey yapıyorum yok. Bakın. İşte bu zorlamadan bunları adapte etme işi. Yani birkaç gün bunlarla böyle vakit geçirmeniz lazım. Bunların böyle oyalanması lazım dışarıda. Ama bakın bu çok yaramaz. Hadi sen de bu uçay. Hadi. Aferin. Hadi. O tembel seni de tembelleştiriyor. Bunları en iyisi ben bu sefer de çok uçarlar. Evet kanadındaki görüyorsunuz yani demin bir sert şey vardı. Ses duymuştum. Fakat yine bu işte bu sessizlikten, bu kırıklıktan nefret ediyorum. Bu
sesin efendim ses, kuşun sesi olacak arkadaşlar. Yani ben onu bunu bilmiyorum. Kuş fıy 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 kuş böyle veya bu kuşun sesi gibi ses yeterli değil. Yani bu hele bu da bakın benim öz kuş ama ne yazık ki bunun da kanadında bir şey olmuştu. Bu inşallah açılır ama bu normalde normal sesi değil bu tabii. Bakın. Evet o ses arkadan bir tane bir yani onu şey yaparsak o daha yeni çıktı bu. Dün evvelsi gün dışarıdaki kümese koydum. Kanadı biraz pişmesi ve şey yapması lazım. Kanat hiç sallamadığı için kanadı zaten bir şekilde sakattı. Bakın şeyde bir dengesizlik var kanadında halen. Niye öyle bazen oluyor? Hadi bakayım. Bu da bu kümeste çok iyi adapte olduğu için bu kümesi yani henüz daha şeyi kabul etmiyor öbür kümesi. Yani bakın bunları adapte etmek, bunları efendim alıştırmak öyle kolay değil yani. İlk çıktığında daha sonra sırt artık o şeye başladığımda, uçurma başladığımda her şey şey gibi emir komuta zinciri içinde sen uçma desen de kapıyı açtığın an onlar uçarlar zaten. Tabii bunları ilk önce sabah uçumu, öğlen uçumu ve akşam uçumu başlatacağız. O arkasından efendim öyle bir 10-15 gün, 20 gün devam eder belki. Yani iyice pişirene kadar kendilerini. Daha sonra onları ikili gruba ayırıp iyi uçanlarla uçmayanları biraz daha yukarıya verdirmemiz lazım. Yukarıda iyice efendim adapte olmalar lazım, uçmalar lazım. Bir saatin üzerine çıkartmalar lazım. Daha sonra da onları uçuş kalitelerine, tipine göre ikiye ayıracağız. Yani ikiye diyorum, ikişerli gruplara ayıracağız. Bu ikişerli gruplarda da sevgili arkadaşlar artık havai baş yapacaklar. Yani uçum sürelerini uzatabildiğimiz kadar uzatmamız lazım. Burada bizim en büyük avantajımız atmaca olmaması. Yani atmaca şöyle, tabi atmacanın olmadığı yeri yok ama bakın bu benim bu senenin yavrusu. Kanat sesi işte böyle olması gerekiyor normalde. Şimdi atmaca şöyle bir sıkıntısı yok bana. Buradan yaklaşık 1 kilometre öbür tarafta bir buğday toplama merkezi var. Ve orada buğday satışı da var. Orada bol miktarda yem oluyor. Yem olduğu için de havada orada çok fazla yabani var. Bir tane de buranın köyü var yukarıda. O köyde toplama merkezi var. Orada da yine bol miktarda güvercin oluyor. Atmaca karnı acıktığında buradaki bu bölgedeki atmacalar ya oraya ya da bu tarafa gidip efendim karınlarını doyuruyorlar. Bana efendim pek bulaşmıyorlar. Yani geçen sene atmaca vurdu bir kuşumu ama benim kuşumun şeyiydi, hatasıydı. Yani onları atıp havayı başta idi. Gitmeyin diye çok dua ettim ama dinlemediler. Bu tarafa doğru gittiler. Atmacaların merkezine doğru gittiler. Atmacaların merkezine gidince gitmezlerdi normalde. Niye o şekilde o tarafa gittiler bilmiyorum. Gittiler. Orada birini Allah'tan yaralamış sadece. Şey yapmamış. O şimdi iyi de başlamıştı o. Zaten vurduğunda biliyorsunuz en iyisine vurur. Yani siz böyle şey yaparsınız, takip ettiğiniz vardır. O takip ettiğinizi vurur. Şeyi vurmaz da, yani bundan bir yol olmayacak dediğinize dokunmaz da, gider bundan iş olacak diye beklenti içine girerseniz, böyle ona dokunur. Tabi bu, şunları da hepsini alacağız.
Bakın. Ve halen daha o kadar zor ki tekrar mevsimi açabilmek. Temizlik çok zor. Bunların hepsi kaldırılacak. Geçen sene sonbaharda bunların hepsini buraya yığıvermiştim. Saksılar, bunların içinde hepsinde çiçek vardı. Şimdi dolayısıyla tekrar çiçek dikilecek. Yani henüz daha Ankara'da don vuruyor. Yani çiçekler falan daha bir şeyi var. Mayıs'ın başını, birinci haftasını geçecek. Yoksa vuruyor yani. Geçen sene de çok. Bakın şu kayısı ağacını görüyorsunuz. Çok güzel. Her yer şeydi, kayısıydı. 3 gün evvel bir don oldu. Bakın benim kayısı çiçekleri. Şu açanlar daha sonra açtı. Bu açmış olanların hepsini vurdu. Yani buranın sıkıntısı. Elma daha yeni yeni yaprak çıkarmaya başladı. Bakın erikler Allah'tan sonradan açıyor erikler. Burada bütün Ankara merkezde erikler falan açtı. Bizim burada daha erikler. Bakın benim can eriği yenice daha açmaya başladı çiçeklerini. Şu yine elmam. Yani şu erik kurudu ama Angelika bu. Belki kurtulur diye bir umut, iyice budadım. Kestim şeylerini. Bakarsanız kurtulur. Yani bu da gidici gibi görünüyor. Zor iş. Zor iş. Burada mevsim çok geç geliyor. Evet, oradan ayrılmıyorlar. Birisine de kuşum konuşurken hangisi yok? Benim kendi kuşum yok. Evet, nereye gitti? Hayda. Ha, yuvaya gelmiş. O da orayı çok seviyor. Niye girdin oraya? Bakın. O şeyin kuşu. O bir ilk geçen hafta bir gün dışarıda kaldı. Kendi kendine tezitti. Çok akıllı bir kuş normalde ama niye öyle yaptı anlamadım. Sonra burayı görüyor, buluyor. Fakat inatla şey yapmıyor. Evet. Yok. Benim seyislerde iş yok. Seyisler çok sıkıntılı. Bakın şuna bakın. Kızmış dişi. Aa, o da onun erkeği tabii. Aa, tabii. Onu ayırınca öbür şeyleri rahatsız etmesin diye dışarı attırdım o erkeğe. Bak, o erkek onun için. Bak, vay be. İşte bu kuşçuluğun böyle kötü tarafları da var. Sevenlerin arasına girdik bak. Erkek burada bak. Bu erkeğe. Evet. Aferin. Yavru kuşları çok seviyorum. Yani bu yani kuşçuluğun en böyle güzel tarafı bu yavruların böyle uçmaya başlaması. Efendim havada böyle neşeli neşeli. Şimdi dışarı çıktılar bakın. Ot diyorlar şimdi. Çoktandır şeyi özlemişlerdi ot yemeyi falan. Hayvanlar. Evet. Sonra tekrar devam ederiz.